İki görüntü hazırladık. Aslında bu Fenerbahçe'nin ikinci golünden sonra, galibiyet golünden sonra müthiş bir görüntü var. İnanılmaz bir sevinç var. Ama özete konulmamış. Bir önceki maçta Ankara Gücü maçındaki görüntüye benziyor ama tabii orada Fenerbahçe taraftarı daha kalabalık olduğu için Kadıköy'de daha farklı bir görüntü çıkmış. Fenerbahçe adına daha güzel bir görüntü. Önce bir dün akşamki görüntüyü, daha doğrusu fotoğrafı bir gösterelim. İşte burada en altta kalmak biraz sıkıntılı bir durum değil mi hocam? Yani bayağı bir sıkıntılı durum. Tamam, o anda adrenalinle, sevinçle belki çok fark etmeyebilirsiniz ama sakatlanırsınız, nefessiz kalırsınız. Baksana kaç kişi var üstünde ya. 11-12 tane adam olduğunu düşünün. Hepsi zıplıyor. Bak sevinçle. Sağdan da gelen var. Bayağı da kilolu, görüyor musun? Sonradan gelenler de oldu. Bak orada maşallah var yani. Yani atladıkça atladılar ve tabii bunun bir de tribün görüntüsü de var. Varsa diğer fotoğrafları da bir rica edelim. Evet. Burada. Bu bir hafta önceki değil mi? Bir önceki. Ve şimdi görüntülü olanı, Ankaragücü maçındaki görüntülü olanı bir isteyelim. Yani Fenerbahçe son dakikalarda müthiş sevinçler yaşıyor ve bırakmıyor şampiyonluğu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Jesus'u bir dinleyelim. Biz çok konuştuk. Biz de bir nefeslenelim. Jorge Jesus bakalım maçtan sonra ne demiş? Basın toplantıları bir ekrana gelsin. Çünkü orada da yine bu ligin sportif değeri yok şeklinde açıklamasını yineledi ve ona da bir açıklık getirdi. Bakalım neler söylemiş. Evet, maç sonu görüşler bu şekildeydi. Jorge Jesus bu ligin sportif değeri yok derken oynanmayan maçlara puan verilmesi açısından söyledim dedi. Yine bir tartışma başlattı. Yani gündem hani zaten sıcak, bir de bunun üstüne bir gündem daha eklemiş oldu Jesus. Saçmalıyor herhalde ya. Ya vallahi billahi saçmalıyor yani. İşine nasıl önüne geliyorsa onları söylüyor ya. Playoff dedi, onu dedi, bu dedi. Ya bunu dinlememek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? O konuşurken falan ben dinlemiyorum zaten onu, biliyor musun? Anlatıyor ya şeyleri falan. Yani olma, hani saygısızlığımızdan değil yani de. Diller konuşuyor ya. Şimdi o konuşurken Şenol'la biz konuşuyoruz. Sen ne yaptın diyor. Hoca diyor. Onu da söyleyelim. Futbolcuların özgüveniyle aldılar maçı yani, şeyleri diyor ya. Yani ya böyle, Jesus'un katkısından çok futbolcular aldı bu maçı diyorsunuz. Ya biraz önce Başakşehir'deki Ahmet Musa mıydı? Tuğba atılan oyuncu. O şey atılmak için uğraştı. Hocam. O atılmak için uğraştı mesela. Jesus da takım kazanmaması için uğraştı ama oyuncular büyük mücadele verdi. Ona rağmen kazandılar. Bu kadar yani. Net. Peki, yani şu Pedro inanılmaz güzel oyuncu ya. Ama bu çocuk bugüne kadar performansını, burada gerçek performansını gösteremedi. Ya bir takım sakatlıklar oldu, şu oldu, bu. 2 tane gol attı. Şimdi biraz önce senin söylediğin, ligin değeri yok. Marka değeri. O zaman niye geldin kardeşim buraya? Paranın marka değeri var da ligin niye yok? Niye geldin buraya o zaman? Euro'nun değeri var değil mi her yerde? Euro'nun değeri var. Ya. O zaman niye geldin? Gitseydin Flamingo'ya kardeşim. Zaten Flamingo'ya gidemedin diye üzülüyorsun. Hı hı. Yani onlar seni almadı diye buraya gelmişsin. Geldiğinden beri de Fenerbahçe taraftarını çektiriyorsun, uğraştırıyorsun. Bir şey daha dikkatimi çekti hocam. Dün basın toplantısında dedi ki, az önce de verdik. İşte çok fazla vakit geçiriliyor, şu bu falan. Tamam, ona o konuda haklı ama hep de böyle 2-3 kere şunu vurguladı. İşte Avrupa'da üst düzey ülkelerde, üst düzey liglerde, üst düzey ülkelerde, üst düzey liglerde diye hani Türkiye'yi biraz böyle küçük görme vakit geçiliyor de var sanki konuşmalarında yani. Diyenler de var bu konuşmalar için. Yani hani bu kadar da hani Türkiye Ligi şöyle, Türkiye Ligi böyle diye hani sürekli aşağı çekmenin de manası yok herhalde değil mi? Ya hayır, şeyi anlamadım. Zaten. Vakit geçirme konusu saha içinde oyuncuların pozisyonundan var. Evet şey diyor yani, hakem herhalde niye çok eklemedi? Rakip kaleci çok vakit geçirdi. Avrupa'da büyük liglerde bu kadar yapılmıyor bunlar. Son derece katılıyorum. Tek söylediği doğru bu. 12 dakika dedi. Tamam dediği olay doğru. Dedikleri doğru. Bizim maalesef Türkiye Ligi'nde bizim hakemler de bu oyunculara ayak uyduruyor kardeşim. Çalmayacaksın faulü, durdurmayacaksın oyunu, yere düşen için topu taça attırmayacaksın. Ya Avrupa'da bir tek bizim ülkede, dünyada hiçbir ülkede artık bunlar yapılmıyor. Ya bizim hakemlerin Düdük ağzında duruyor ya. Şu düdüğü ağızlarından bir indirin aşağıya be kardeşim. Ben birkaç tanesine milli takımda çalışırken söyledim. Şu düdüğü cebinize koyun. Çıkarırken bir zaman geçsin, belki fikriniz değişir. Ya emzik gibi ağzında duruyor düdükler ya. Her şeye faul çalıyorlar. Her şeyde oyunu durduruyorlar. Katılıyorum Jesus'a burada. Son derece haklı. Bizim oyuncular, şimdi dikkat edin bakın. Avrupa'dan gelen oyuncular sezon başı gayet Avrupa'dakiler mücadele ediyorlar. Düşmemek için uğraşıyorlar. Kendilerini yere atmamak için uğraşıyorlar. Ama aradan 5-6-7 maç, 10 maç geçiyor. Bir bakıyorsun onlar da düşmeye başlıyor. Herhalde onlara da söylüyorum. Türkiye'de hakemler yere düşen hemen faul veriyorlar. Kardeşim vermeyin. Adam eğer ağır bir sakatlık geçirmemişse oyunu durdurmayın. Hiçbir yerde bu yok. Orada son derece doğru söylüyor. Söylediği en güzel doğrulardan birisi bu. Ben de bu işten çok şikayetçiyim ve bu durum Türk futbolu için çok büyük bir kayıp. Hakemlerin bir an önce kendine gelmesi lazım. Artık her şeye faul çalmamaları lazım. Yani biraz mücadele edilmesi lazım. Ya eskiden futbolda bayağı bir mücadele vardı. Eskiden Türkiye Ligi durmazdı. Bu son 10 yıldır bir şeyler oldu. Herkes yere atıyor. Yere düşene faul, işte yanlış bakana faul, ona faul. Ya kaleci topu tutuyor. Ya benim de en çok kızdığım şey, dünkü maçta da bir tane oldu. Faul veriyor, kontratağa başlayacak, oyunu durduruyor. Kaleci topu tutuyor, birisi yanına gelip dokunuyor, faul veriyor. Halbuki kaleci koşuyor, kontratak başlatacak. Ya kardeşim artık bir kendinize gelin ya. VAR da çok uzatıyor. Ya ben onlara bir şey demiyorum hocam. Ama çok uzatıyor. 2 dakika durur mu? Durmuş yani oyuna bir şey. Akan oyunda bu kadar oyun durdurulmaz. Her şey faul çalınmaz hocam ya. Ya durmuş oyunda da hocam. Kafaya çıkana şimdi faul. Şimdi bak görüyorsun faul. Ben ya, akan oyunda görüyorum penaltı, frikik veya offside falan. 2 saat bakıyor bunlar ya. Neye bakıyor? Ben aklım sırrım ermiyorum. Mesela aman bir şeyi atlamayalım diye. Niye atlamayalım? Yani ben de diyorum ya herhalde bir bahane uyduralım da penaltıyı mı vermeyelim diyorlar diye. Artık yani öyle geliyor. O zaman senin dediğine hocam... Sen biraz önce dedin ya Fenerbahçe'nin pozisyonu elle aldığı Başakşehir'in elle aldığı pozisyon penaltı. Bunu, madem vardasın o kadar duruyorsun o penaltıyı ya? Nasıl görmedin? Ne var ya ne var direkt basarım şeyi ya. Hadi tamam göremedin. Ya böyle bir şey var. Ya onu nasıl ne demişlerdi ona? Koruma mı? Ne? Sakınma. Sakın. Allah'ım ya. Aferin kimi nasıl uyduruyorsa onu. Bilmiyorum sakın o anda benim aklıma geldi. Peki. Kaynak ortaya çıktı. Kaynak seyircimizin de görüşlerini sormuştum. Fenerbahçe'den memnun musunuz bu durumdan diye. Samet Durmaz demiş ki çok memnunum. Peki. Allah. Cevdet Bozgeyik demiş ki genç yaşımda hasta oldum. Yine de Fenerbahçem sağ olsun. Memnun değiliz ama Güvenç hocam sizleri zevkle izliyoruz diye böyle uzun uzun mesajlar geliyor. Birkaç tanesini okumuş olayım. Samet herhalde Galatasaraylıdır. Memnun yok ya. Profil resminde şey var. Fenerbahçe logosu var. Bana da mesaj geliyor. Bak Gevze'den seyrediyorlar bize. Şener Gayrimenkul halı saha futbol turnuvası tertip diyor. Onlar seyrediyor bizi Fatih Soylulu'yla. Ya çok güzel şeyler yapıyorlar ya. Gençlere var ya. Bir inanılmaz şey geldi. Hakem Mutlu Çelik falan geldi yani filanlere falan. Hami de geliyor. Saffet falan da geldi. Çok güzel onlara buradan bir selam. İzliyorlar mıymış? Ya izliyorlar. Peki. Ya her yerden izliyorlar bizi ya. Bir de aynen Murat öyle. Kayalı kardeşime bir selam göndereyim. Bizden de selamlar. Şimdi şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı maçların bir grafiğini çıkardığı arkadaşlarımız bir hatırlayalım. Hangi maçlardı? Kimler son dakikalarda gol atıp Fenerbahçe'yi puan ve puanlara taşıdı? Fatih Karagümrük maçı o sezonun en unutulmaz maçlarından biriydi. 4-4 iken Batshuayi 90+5'te 5-4 yaptı. Rossi Fenerbahçe Başakşehir sezonun ilk yarısındaki maçta 84'te attı. Gaziantep maçında Valencia 2-1 yaptı 90+1'de. Ümraniye maçı Gülüm Aşk kendi kalesine attı deplasmanda. Alanyaspor maçında 85 ve 90+2 Valencia ve Emre Mor'un golleri vardı. Bu iki golle 3-1 aldı Fenerbahçe maçı. Ankaragücü maçını zaten yeni hatırlıyorsunuz. Crespo'nun golü 90+6 ve 90+3 Pedro'nun golü Başakşehir maçında bu heyecanı yaşattı Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe... Niye girdim biliyor musun? Jesus haklı. Hep 90+lar da alıyor ya. Ne kadar fazla uzatırsa 90+'yı o kadar galip gelme gol atma şansı var. O yüzden uzatma eklensin biraz daha diyor. Haklı canım orada da. Yani Onur baktığın zaman şu tabelaya baktığım zaman ne oluyor? Fenerbahçe hemen hemen her maçta gol yiyor. Şimdi baktım. Evet. 33 tane gol yemiş. 69 tane gol atmış. Neredeyse yarı yarıya. Demek ki Fenerbahçe her maç 2 tane gol atması lazım. Şampiyonluğa oynayan bir takım için 33 gol yemek çok yüksek daha, bir rakam. Hani ligin sonuna 7-8 hafta varken yüksek bir rakam değil mi? Çok yüksek. Ya. Doğru. Yani yarı yarıya ya her maç gol atma, bir tane gol atması yetmiyor. 2 tane gol atması gerekiyor Fenerbahçe'nin ki bak her maçta gol yemiş hemen hemen. Ya 33 gol. Bize atasözleri var, taşıma suyla değirmen dönmez diye ya. Benim o geliyor aklıma biliyor musun? Yani ben o Fenerbahçeli bir tanesi nasıl memnun? Ben aklım sırrım ermiyor. Yani ben... Ha yine de memnunum diyor. Ha gene her şeye rağmen memnunum diyor. Ya ben bir tanesi Samet Durmaz çok memnunum demiş. Evet. Heyecanı sever. Genç yaşıma rağmen hasta oldum. Cevdet Bozgeyik yine de Fenerbahçe'm evet. Sağ olsun diyen ya de var. Sağ olsun zaten evet, fikirlerinizi yani. Yazın okuyacağım canlı yayında. A-Spor'da program paylaşımının altına Twitter'da sevgili seyirciler. Arda'yı da bir konuşalım. Arda ilk 11 başladı ama bu sefer biraz forvete yakın oynadı. Valencia'ya yakın. Orada da biraz kayboldu diyenler var ama zaman zaman etkili de oldu. Niye çıktı diyenler de var. Arda ile ilgili ne düşünüyorsunuz Şenol Hocam? Ben Arda'nın hiçbir zaman oyundan çıkmasını tavsiye etmem yani. Tasvip de etmiyorum bu hareketi. Çünkü yine de ilk yarıda baktığın zaman pozisyonların tamamının içerisinde Arda var. Ha Arda takım oyununa, takım çok iyi oynadı da Arda mı geride kaldı? Hayır öyle bir şey yok. Hı. Yani oynadığı pozisyon yani. İtibariyle ikinci, senin dediğin gibi ikinci forvet gibi oynadı. Ha orada oynar mı Arda? Oynamaz. Daha serbest kalıp biraz daha geride oynasa daha iyi olur ki çoğu zaman da geriden gelip pozisyonlar aldı. Yani Arda'nın her yaptığı şey pozitif. Oyundan düştü mü? Hayır düşmedi. İkinci yarı ben yayının başında söyledim. Eğer 10 kişi kalmış bir takımda Arda olmuş olsaydı çok daha farklı bir pozisyon ortaya çıkabilirdi. Ama performansını yükseltmesi gerekiyor mu? Tabii ki biraz daha yükseltmesi, bir vites daha yükseltmesi gerekiyor. Artık Arda'ya kimse çocuk dememeli. Yani genç oyuncu dememeli. Arda artık Fenerbahçe'nin herhangi bir futbolcusu gibi o da bir futbolcu. Artık genç Arda diye bir şey ortada koymak onun da aleyhine olur, zararına olur. Arda artık zaten sorumluluk alan, özgüveni çok üstün olan bir oyuncu.